Gelin daha fazla fonksiyonu görselleştirelim. Diyelim ki tek bir girdisi, evet bu girdi de t olsun, evet tek bir girdisi olan bir fonksiyonumuz var. Fonksiyon çıktı olarak bir vektör veriyor. x bileşeni t çarpı t'nin kosinüsü, y bileşeni de t çarpı t'nin sinüsü olsun. Bu fonksiyona parametrik fonksiyon adı verilir. Tek parametreli parametrik fonksiyon demem aslında daha doğru olur. Bu arada parametre girdi yerine kullanabileceğiniz bir kelime sadece biraz daha havalı bu fonksiyondaki parametre t'dir. Bu fonksiyonu parametrik yapan şey, bir eğri çizdiğimizi düşünmemiz ve çıktısının da çok boyutlu olmasıdır. Böyle bir fonksiyonu görselleştirmek istediğinizde tek bir girdisi var ve iki boyutlu bir çıktısı olacak öyle değil mi? Grafiğini nasıl çizeriz? Evet mesela 3 nokta alalım ve düzlem üzerinde gösterelim ama eğer çıktı uzayına bakarsanız görecekleriniz daha çok hoşunuza gidecek. Hemen bir koordinat düzlemi çizeyim ve bu fonksiyonu bir kaç farklı noktada değerlendirip ne ile karşı karşıya olduğumuzu anlamaya çalışalım. Değerlendirmenin en kolay olduğu noktalardan biri sıfırdır. Evet, f sıfır. Bu iki durumda da sıfır çarpı bir değere eşit olacak. Sıfır çarpı kosinüs sıfır ve sıfır çarpı sinüs sıfır ikisi de sıfıra eşit. Bu durumda girdi ve çıktı değerleri aynı oldu. Bunun sonsuz derecede küçük bir vektör ya da orijinde bir nokta olduğunu düşünebilirsiniz. Başka bir nokta daha değerler ne olacağını daha açık göreceğiz gibi. Bu sefer kosinüsü ve sinüsü hesaplaması kolay olsun diye pi bölü 2'yi seçmek istiyorum t pi bölü 2 olduğu için bu pi bölü 2 çarpı kosinüs pi bölü 2'ye eşit olacak. Bir yandan kosinüs pi bölü 2 ile sinüs pi bölü 2'nin ne olduğunu düşündüğünüzü biliyorum. Hemen bir birim çember çizip hop hop yanlış oldu. Hem konuşup hem yazmak bayağı zor bir şeymiş aslında hep yapıyorum ama sinüs pi bölü 2 olacak öyle değil mi? Peki ne diyorduk? Hemen bir birim çember çizelim pi bölü 2 bizi buraya getirir. Kosinüs bu noktanın x koordinatı olduğu için buraya 0 yazıyorum. Sinüs pi bölü 2 ise yine aynı noktanın y koordinatı yani 1 olacağı için buraya da 1 yazıyorum. Bu durumda bu vektörün x bileşeni 0, y bileşeni de pi bölü 2 olur. Koordinat düzleminde işaretlemek isterseniz pi bölü 2 yaklaşık olarak 1,7'ye eşittir Değil mi? ve sonuç olarak da buna benzeyen bir vektör elde ederiz. Bunu farklı girdi noktalarında yapınca da farklı birçok vektör elde edersiniz. Çizmek isterseniz de sadece okları çizip kalabalık bir grafik elde etmek yerine çıktı değerlerini yani okların uçlarını çizebilirsiniz. Şimdi size bir animasyon göstereceğim ama önce şurayı bir temizleyeyim. Evet, t'nin 0 ile 10 arasında değerler aldığı bir animasyon göstereceğim. Hemen not edeyim. t'nin değeri 0'da başlayacak ve 10'a kadar çıkacak. Grafik üzerinde bu girdi değerlerinin çıktılarının ne olduğunu göreceğiz. Evet, işte böyle. 0 ile 10 arasında değişen değerler için bir spiral elde ettik. Kosinüs t ile sinüs t'nin t ile çarpılmasından nasıl oluyor da bir spiral elde ettiğimizi düşünüyor olabilirsiniz. 0'ın burada olduğunu gördük, 10 ise buraya geliyor. Böyle bir şey çizdiğinizde ara değerlerin ne olduğunu anlayabilmek pek kolay değildir. Tahminde bulunmak zorundasınız. 1 belki burada bir yerdedir, 2 burada bir yere denk geliyor olabilir diye düşünüp bu şekilde ilerlerken eşit aralıklı olduklarını umarsınız ama bu bilgiye sahip olmadığımız, yani girdi bilgisini kaybettiğimiz için bir eğri şekli elde ederiz ve eğrileri analitik olarak tanımlamanın bir yolunu arıyorsanız bunu yapan parametrik bir fonksiyon bulabilirsiniz. Evet oran önemli değildir ama önemli olabileceği kısmı göstermek için şunu baştan oynatalım. Ama bu sefer aynı şekli çizen başka bir fonksiyon kullanacağım. Devam ettiğimizde de yavaşlıyor. Bu şuraya yazdığım t kosinüs t ve t sinüs t fonksiyonu değil. şunları hemen sileyim. Çok hızlı başlamıştı öyle değil mi? O halde burası 1 için uygun bir yer olabilir. 2 burada, 3 burada. Fonksiyon buralarda da oldukça hızlıydı ama sonlara doğru yavaşladığı için 7 burada, sonra 8 9 ve 10'a geldiğinde iyice yavaşlamış olacak. Evet, iki farklı fonksiyon aynı eğriyi çizdiler. Fonksiyonlar eğer çıktı uzayında bir çizim yaparsanız bir eğri şeklinde ifade edilebilirler. Bir sonraki videoda iki boyutlu girdi ve üç boyutlu çıktı değerleri olan fonksiyonların üç boyutlu uzayda nasıl alanlar çizdiklerini göstereceğim.